Çok seviyorum yani Uğurcan'ı şundan hocam. Ne kurtarışları ne milli takımdaki başarısı bunlar da etkili. Geçen yaz U19 finallerini anlatıyorum Antalya'da. Milli takımda olduğu için Uğurcan izinliydi. Tatilini orada geçiriyor. Baktım Uğurcan var, maçı izliyor Trabzonspor maçını. Hayırdır dedim, abi dedi, bütün maçlara geldim ben dedi. Evet. Gençler, ben de altyapıdan geldim. Gençlere gelip destek veriyorum dedi. Orada gözümde çok büyüdü. Böyle bir yapısı var Uğurcan Çakır'ın. Yani tatiline devam edip hiç umursamayabilirdi, mecburiyeti yok hocam. Yani evet. Manavgat'a gelip o maçların hepsini izledi, final dahil. Evet yani sonuçta yani takım kaptanlığını vermiş olduğu o sorumluluğu hissediyor kendisinde. Yani 96 ile 2000 jenerasyonu kendilerine ait bir jenerasyon olduğu için o grubu hep kendi aralarında yaşıyorlar. Hem duygu olarak hem oyuncuların gelişimi anlamında birbirlerine çok destek oluyorlar. Yani ben hala Ömür'le, işte Yusuf Yazıcı'yla, yani kendi gruplarıyla, kalecileriyle beraber çok doğru bir iletişim içerisindeler. Bu da onların birazcık olsun tabii ki o altyapı bağımlılığını, altyapıdaki birlikteliğini vermiş olduğu o sıcaklığı hissettiriyorlar birbirlerine. Bunlar çok büyük bir güç. Aidiyet duygusu yüksek yani, hocam. Çok doğru. Büyük bir güç. Şampiyonluk çocukken hayaldi, A takıma geçince hedef oldu. Yani bir de çok kritik bir yerden geri döndü Uğurcan. Yani 1961 şeyi vardı, bir dönemi 1961 vardı. Trabzon'da. Yani orada biraz sıkıntılar yaşadı. Çok beklentileri çok fazlaydı Uğurcan'la ilgili ama orada sanki o beklentiler bir an gidiyor gibiydi. Oradan geriye gelip bu duruma gelmek, yani onun da bir sorumluluğunu hissediyor kendinde. Yani bunlar çok güzel bir şeyler yani. Trabzon'da hocam, hani şimdi biz de ben de bazen 15-17 takımın antrenman maçlarına gidiyorum veya antrenmanlara gittiğimiz zaman bile, maçlarını izlediğimiz zaman bile, yani gelenler bizim oraya gelmemizden çok memnuniyet duyuyorlar. Yani hani işte geldiler, bak izliyorlar falan filan. Bu benim oğlum, bu benim yeğenim gibisi söylemler. Ya bunlar oradaki o şeyi, sıcaklığı hissettiriyor. Tabii ki Uğurcan bu anlamda bence çok önemli, çok değerli bir konumda. Tabii asıl açıklaması ayrılıkta, en son size soracağım hocam. Duygusal bir karar olacak Uğurcan için de, şüphesiz onu seven sizler için de. Gökhan hocam ne dersiniz Uğurcan için ve ayrılık açıklaması için? Yani zorlu bir dönemden geldi. Zaten futbolcuların geldiği yerler hep zorlu yerlerdir. Yani hep bir yokluktan gelmişlerdir. Hep bir hedefleri vardır. Hep önünde de engeller vardır. O engelleri aşması lazımdır. İşte 1461 engeli olmuş zamanında. Bir problemler yaşamış. Ama bugün gelinen noktaya baktığımız zaman Uğurcan Çakır kendi performansıyla, kendi kişiliğiyle hem milli takımımızın hem Trabzonspor'un ayrılmaz bir parçası olmuş yani bu genç yaşta. Hı hı. Bu tecrübeye erişmiş. Çok önemli bir şey. Gitmesi baktığın için hocam, zaman, baktığında esasında kalsa Şenol Güneş gibi olabilir mi? Şenol Güneş hocam gibi olabilir mi? Yani oranın bir efsanesi olabilir mi? O potansiyel de var gibi duruyor esasında. Ama ben ilk defa kendi ağzından Avrupa'ya gitmek istiyorum lafını, hı hı, duydum, bir açıklamasını duydum. Bundan önce Kayseri'de Doğan Alemdar gitti, Rennes'te oynuyor. Yani Rennes'te büyük ihtimalle de Fransa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ve bu takımda, transfer olduğu takımda banko oynuyor. Rennes'in her maçını seyrettiğimde göğsüm kabarıyor. Yani bir, hakikaten orada bir çocuğunu olması, görmek onu ve başarılı da olduğunu izlemek bize gurur veriyor. Zaman zaman Instagram üzerinden konuşuyorum. Evet, yani Uğurcan da şimdi o potansiyeli var. Şimdi öyle bir fırsat da yakaladı. Zaten talebi de çoktur. Doğru bir tercih yapıp gitmesi de benim için doğrudur. Ama eğer ben kalıp Trabzonspor'a biraz hizmet edip ondan sonra gideceğim diye düşünmesi de doğru olabilir. Bu kararı kendi verecek. Onun gelip gelmediğini kendi bilecek. Ama şu anda Türk futbolunun hem Trabzonspor'un hem milli takımın gururlarından bir tanesi, sezonun oyuncularından bir tanesi. Cüneyt hocam ne dersiniz? Erken, geç, beklesin, kalsın. Hani bu transferlerde bunlar çok konuşulur. İyi takıma gitsin. Şimdi evet, kendi söylüyor zaten röportajında. Ben gelirken radyoda da dinledim, hı-hı, tamamını röportajın. Bir saat yaklaşık bizlerle birlikteydi. Yani şey, geniş bölümünü, hı-hı, net söylemlerini dinledim ben de. Kendi de söylüyor, evet gitmek istiyorum ama hani gitmiş olmak için de gitmek istemiyorum. Yani oraya gittiği zaman öyle bir takım olması lazım ki, kendi çok güzel söylüyor. Orada yine bir sıçrama yapıp daha iyi bir yere gidebilmem, doğru takımı seçmem. Hem kendim için hem
Trabzonspor'a kazandıracağı maddi tarafı da var bu işin. Onu söylüyor. Yani geç erken diye bir şey yok. Bu sezon hem milli takımda hem Trabzon'da çok iyi performans gösterdi. Bir de kısa sürede, takım çok önemli. Kısa sürede Ahmet Hocam bütün kupaları da kazandı aslında hocam. Mutlaka. Portföyünde şimdi... Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve şimdi de şampiyonluk var. 3 kupayı da kazandırdı. Hatta o da espri yapıp taraftar da herhalde bana kızmaz. Bütün kupa mutluluklarını yaşadım bu takımda dedi bugün. Şimdi tebrik ediyorum. Ben Uğurcan'ı yetenekle aklın birleşimi olarak görüyorum. Yani bu noktalara gelmek futbolcular için kaçınılmaz oluyor. Evet, şanssız bir dönem geçirebilirsin. O şanssız dönem senin gelişini belki bir sezon, iki sezon geciktirebilir. Ama önünü tamamıyla kapatamaz. Şimdi Uğurcan'a düşen görev de akılla duyguyu birleştirebilmek. Hocam dedi ki Trabzon'da devam etmek. Evet, duygular onu istiyor. Akıl da diyor ki günümüzde artık dünya globalleşti. Sürekli Trabzon'da kalıp oranın imparatoru olmanın yanı sıra bir de Türk futbolunu onlara yüklediği bir misyon var. Türk futbolunu uluslararası seviyede temsil edebilmek, o yeteneğe sahip az futbolculardan bir tanesi Uğurcan. Ben o misyonu onun omuzlarında görüyorum. O yüzden mutlaka gitmesi gerekir. Ne zaman erken, ne zaman geç. İşte onu şu açıdan sordum. Doğru hocam, zamanda, hani kalıp doğru Trabzonspor'da yerde, inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa orada da kendini gösterip ben, çok daha iyi bir takıma gidebilir. Yani o yüzden erken işte, mi geç mi diye sordum, yanlış anlaşılmasın. Ben şöyle diyeceğim. Belki bir Liverpool'a gitmek için biraz erken olabilir. Belki de bir Everton'a gitmek için geç kalmış da olabilir. O yüzden doğru zaman, doğru yer, doğru hoca, doğru takım. Bunların hepsini bir arada yakaladığı anda gitmeli. Hatta hepsini bir arada yakalamak için aklını kullanmalı, planlamasını ona göre aslında yapmalı. Aslında Uğurcan da onun farkında hocam. Direkt büyük takımlar değil. Hani Kırkpınar'dan örnek verirsek baş altı takımlar diyelim. Öyle tarif edelim. Ahmet onlara hocam, da gidebilirim dedi ama doğru takıma gitmek istiyorum. Dedi. Ahmet Hocam muhakkak gitmeli diyor mesela. O biraz Trabzonspor'u zayıflatmak istiyor Ahmet Hocam. Yok. Ama Trabzonspor'un yani, arkada hocam, da yukarı işleri var. Trabzonspor'u zayıflatmak istiyor, ben farkındayım. Yani şaka tabii. Siz biraz daha tabii duygusal mısınız? Ya ben isterim. Ben 2-3 şampiyonluk daha görsün, yaşasın isterim. Yani çünkü yani Gökhan Hoca dedi yani bir Şenol Hoca gibi eldivenleri Trabzonspor'da bırakmasın, ben çok isterim. Çünkü kaptanlık bantına taktım. Bu kadar özellikli, bu kadar özel bir kalecisin. Şampiyonlukla başlamışsın futbol hayatının ikinci, üçüncü yılına. Ben 2-3 şampiyonluk daha görmesini isterim Trabzonspor'da. Ha tabii ki eğer hani yani çok büyük bir teklifler olursa tabii ki takım seçimi benim için çok çok daha önemli olur. Eğer giderse yani çok Avrupa'nın ne bileyim yani 5 büyük liginin 5-6. Sırası takımlarından gidecekse de bence ben hiç gitmesinden yana değilim. Başüstü takımlar olursa tabii ki hepimiz o zaman gönlünün rahatlığıyla biraz huzur içerisinde olabiliriz ama ben 2-3 şampiyonluk daha yaşamasını isterim Trabzonspor'da. Hocam Trabzonların hepsi büyük düşünür. Büyük düşünen Uğurcan da mutlaka dünyanın en iyi takımlarında oynama hedefini koymalı. Bakın o röportajın sonunda babasından gelen soru şuydu. Uğurcan söz ver bana dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olacaksın diye. Ya Uğurcan dünyanın 3 kalecisinden biri olacaksa onun oynayacağı takımın da dünyanın en iyi 3 takımından biri olmalı. Trabzon'u küçümsemiyorum. Camianın büyüklüğünü, Trabzon'daki futbol kültürünü büyük bir keyifle yaşamış biri olarak bunu söylüyorum. Trabzon benim gözümde çok değerli ama bakın dünya şu kadarcık oldu artık ya. Biz gençliğimizde belki bir şehirden bir şehire gidemezken şimdi 2 saat içinde dünyanın bir ucuna gidiyoruz. Uğurcan gibi kaşıkçı elmasımız varsa onu bütün dünya görsün. O yüzden o misyon onların gözünde var. Yani bir de çok büyük düşünmek budur. Misyon sahibi olmak, vizyon sahibi olmak budur. Bir de çok şanslı jenerasyonlar. Yani bugün çok kolay Avrupa kapısını açabiliyorlar kendilerine. Yani ben hani Gökhan Hocam, Ceyhun Hocam yani bizim jenerasyon döneminde yani bu kadar genişlik olsaydı bence Türkiye'den bu çok anlamda daha fazla. Bizim çok özel oyuncular yurt dışına çıkardı. Hani tabii ki oralarda kalmak çok kolay değil. Oralarda belli bir yerlerde olmak çok kolay değil. Ama yani Uğurcan yeteneği orada bence buradaki performansta kalabilecek kadar bence özel olduğunu düşünüyorum. Yunus'un sorduğu en son soru ilginçti. Eşinin sorduğu soru.
Şampiyonluk maçında mı daha çok heyecanlandın, düğünde mi daha çok falan. Ama çok açık ve net cevap verdi. Ben dedi şampiyonluk maçında daha çok heyecanlandım falan. Çok açık ve samimiydi. O güzeldi. O soru çok güzeldi. Düşmedi tuzağa. Yok yani. Şu var. Trabzon'da 3-4 şampiyonluk daha yaşarsa o sorunun cevabı değişir. Çünkü düğünü bir defa kere yapıyor. İnşallah herkes bir defa yapsın. İnşallah. Şampiyonluğu çok yaşadıktan sonra... Eşi başka sorularla gelir herhalde o zaman. Peki. Ama güzeldi. Umarız çok daha başarılı olur Uğurcan.